15-22 Mart 2023 tarihler arasında Ankara Türk Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen ikinci kademe antrenörlük kursunun genel olarak ders kısmının 1,5 gününü atlattık. Bugün sadece bir hem ter antrenmanı yapacaksınız hem de sporcularınıza küçük bir antrenman yaptırıyor gibi düşünün. Böyle bir antrenman yapacaksınız. Şimdi siz artık ikinci kademe antrenör oluyorsunuz. İnşallah bu kurstan sonra olacaksınız. Artık birinci kademe antrenör gibi yardımcı antrenör değil. Siz artık altınızda bir antrenör çalıştırabilecek durumda olacaksınız. Onun için yaptığınız her şey hem sporcularınıza hem de artık kime etkileyecek? Altınızdaki antrenörü etkileyecek. Onun için antrenmana girerken önce bir tane kronometreniz olacak. Emre hocanız da buradan şey yapsın, kronometre getirecekti bana. Bir saattir gelemedi. Daha yeni bakaydı oraya. Bir kronometreniz olacak. Bir tane düdüğünüz olacak. Bir tane de antrenmanda olmazsa olmazınız ne olacak? Programınız olacak. Şimdi eğer milli takım düzeyinde bir yer çalıştırıyorsanız haftalık programı yazacaksınız. Mesela biz burada Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kapının arkasına yazıyoruz programı. Sporcu pazartesi günü antrenmandan çıkarken salı gününün programını oradan bakıyor. Diyor ki yarın diyor şu varmış diyor. Ona göre de neyi getiriyor? Malzemesini getiriyor. Şimdi ben burada size rutin, standart bir ter antrenmanı gibi düşünün. Bir antrenman yaptıracağız. Sporcularınızı aldınız okuyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaşlar bugün 15 dakika bir ısınma hareketi yapacağız. Ondan sonra gölge boksu yapacağız. 3 round. Bir round ileri, bir round geri, bir round serbest. Bunun içeriği artık o kadar önemli değil. 3 round gölge boksu dedim mi zaten içeriğini orada doldurursunuz. Ondan sonra torba çalışması yapacağız yine 3 round. Ondan sonra 3 round ipimiz var. Sonra biraz daha tempoyu düşüreceğiz. İpten sonra birazcık oyun yapacağız. İşte omuz alıkumacı, ayağı basmacı olur. İleri geri çıkma olur. Ondan sonra soğuma hareketleri yapacağız vesaire diyeceğiz. Antrenman süresi de kategorilere göre değişir. Alt minikler, üst minik, yıldız, genç, büyükler olarak biz tam ortasını alıyoruz. Diyoruz ki 1 saat 20 dakikayla 1 saat 40 dakika arasında yapacağız diyeceğiz. Gençleri buna göre hazırlayacaksınız. Her şeyi sporcuya anlattıktan sonra içlerinde en tecrübeli olan birini başa geçireceksiniz. Önce bireysel ısınma da yapabilirsiniz. Açma germe direkt koşuyla da başlayabilirsiniz. Biz şimdi direkt fazla da zaman kaybetmeyelim diye direkt koşuyla başlatacağız. Kim ısındırmak ister? Biriniz gönüllü olarak oraya geçerse. Bir de aramızda eşofmanlarla ilgili sıkıntı olan bir de sakatlık olanlar vardı. Onları ayırabiliriz kenara. Onlar ayrılsınlar. Diğerleri kim ısındıracak? Bir kişi geçsin. Evet. Gölge boksu yapacağız. Gölge boksunu 3 round, 1 round ileri, 1 round geri, 1 round serbest yapacaksınız. İster komutla beraber yaptırabilirsiniz. Dersiniz ki sadece dans et, düdük çaldığı anda ileriye bir atak yap. Düdük çaldığı ileriye bir atak yap diyebilirsiniz. Sadece serbest gölge boksu deyip bırak atabilirsiniz. Şimdi siz sadece serbest gölge boksu 2 dakika yapacaksınız. Hadi bakalım hazır. Başlayın. Sadece böyle yumuşak bir şekilde süpleks yapıyormuş gibi yanlara, geriye, sağa, soluna yumuşak bir şekilde oynayın. Evet, hazır. Başlayalım. Başlayalım.
serbest gölge boksu hem ileriye hem geriye hem yanlara. Yani bildiğiniz bütün metotlarla bir gölge boksu yapacaksınız. Yine söylüyorum, çok fazla kasmayın, çok fazla yormayın kendinizi. Sıkıntısı olan da söylesin, şey yapabilir, antrenmanı dinlenmeye geçebilir. Bu rounddan sonra eldivenlerinizi takacaksınız, o zaman suyunuzu buyunuzu hepsini içersiniz. Evet, hazır. Son roundunuz. Tamam, başlayın. Üç round torba yapacak, iplerde üç round ip atlayacak. Ondan sonra ip atlayanla torbaya, torba dövenler ipe geçecekler. Birinci roundunuz hazır. İkinci round hazır. Değiştik. Torbalar ilk meclisler torbaya geçti. 3 round, 2 round'ımız. Başlayın. Şimdi bu antrenman programını biliyorsunuz, anlattım size. Ne dedik? Gölge boksu yaptık, torba yaptık, ip yaptınız. İşte şimdi oyun kuralları yapacağız vesaire. Sizce bu antrenman programında, bu antrenmanda pik noktası hangi, neresi? Torba. En yukarısı tabii torba. Anladınız mı? Gölge boksu sizin yukarı çıkış evreniz. Spanik olsaydı spanik pik noktanızdı. Veya model olsaydı, yani en pik noktası neresidir? Ana çalışma. Ana çalışma programı.
Torbayı yaptınız. Şimdi neye geçtiniz geri? İnişe geçtiniz. Geri antrenman programı yavaş yavaş düşürüyorsunuz. Burada genelde boksta oyunlar vardır. Omuza dokunmaca, ayağa basmaca, işte üzeri gidersin, bir sola çıkar, bir sağa çıkar vesaire. Biz şimdi biraz daha suplex tarzı olsun diye omuza dokunmaca yapacağız. Bir round omuza dokunmaca, bir round ayağa basmaca, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, omuza dokunmaca. Hazır. Başlayın. Eller aşağıda, eller aşağıda, eller aşağıda. Eller aşağıda, rahat çekin. Gel çık yukarıya, gel. Gel. Şimdi bir taraf üzerine doğru gidiyor, diğer taraf soluna veya da sağına 1-2-3 çıkıyor. Düz gidiyor adam, gidiyor 1-2-3, gidiyor 1-2-3, sonra diğer taraf gidiyor 1-2-3, diğer taraf gidiyor 1-2-3. Yavaş bir şekilde böyle devam ediyor. Dinleyin biraz daha. Sol kroşe, bir sağ kroşe atıyorsunuz ama eller açık bir şekilde. 1, 2, 3, 4. Gösteriyor. Evet. Savunma, savunma. İskip, iskip. Ama biraz daha yavaş bir şekilde. 1 attım, bekledim. 2 attım, bekledim. 3 attım, bekledim. 4 attım, bekledim. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Son iki hareketiniz. Hazır. En son ne yaptınız böyle antrenmanlarda? Suplex. Vuruş yapmadan sadece suplex yapıyorsunuz. Sağına, soluna, yanlara gelerek vücudu artık iyice, nabzınızı daha doğrusu, nabzı iyice düşürüyorsunuz. Ondan sonra zaten antrenmanın olmazsa olmazı nedir? İşte soğuma hareketini yapacaksınız. Şimdi son round'unuz suplex. Haydi hazır. Zaman çocuğunuza müsabaka döneminde olabilir, müsabakadan önce olabilir, soru olabilir, dinleme döneminde olabilir. Yaptırabileceğiniz en basit antrenman budur. Torba, ip, gölge boksu. Yani en basiti budur yani. Bundan basiti de yoktur zaten. Onun dışında koşu moşu da yaptırabilirsiniz ama çocuğu salona soktuğunuzda fazla yormak istemiyorsanız özellikle yeni ayardaki sporcular için, orta segmenti bir altı sporcular için yaptırabileceğiniz en iyi şey girer salona 3 round gölge boksu ısınmadan sonra 3 round torba, 3 round ip yapar, ondan sonra oyun hareketleri yapar, ondan sonra çıkarırsınız. Şimdi soğuma hareketlerine gideceğiz. Soğuma hareketleri takım halinde yapılabileceği gibi ferdi de yapılabilir. Şimdi biz herkesi kendine bırakalım. Ferdi olarak soğuma hareketi yapın. Barfiksi çekmek isteyen barfiksi çeksin, şınavını, bekini çeksin. Ondan sonra duşa gidebilirsiniz. Yarın sabah saat 10'da dersimiz başlayacak. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, herkese görüşürüz.